Efendim? Başlamıştı diyor. Şeyler vardı. Hayır vardı. aslında. Protestolar. Şöyle. Asıl eylemler 8-9 eylemleri yani. Bu değil aslında. Doğru. Doğrudan buna doğrudan bu talimatla sokağa çıkılmış değildi. Sokakta insanlar vardı. Protestolar vardı. Zaten açıklamada öyle diyor. Sokağa çıkanlara destek vermek diyor. Fakat asıl kanlı eylemler 8-9'unda oldu. Şimdi ve HDP'liler başta Selahattin Demirtaş bu sokağa çıkan kalabalığı teskin etmek, geri getirmek için rol almaya çalıştılar. Olayları durdurmaya çalıştılar. Başardılar, başaramadılar. Bu başka bir şey. Ama bunu böyle görmek lazım. Ölenlerin de bak çok kanlı olaylar oldu. Hiç hatırlamak istemediğimiz olaylar oldu. Bazı şehirlerde örneğin Diyarbakır'da PKK'lılar çıktı. Kurban eti dağıtan Hüdapar'ları işkence ederek çatıdan attılar ya. Korkunç işler. Bazı yerlerde sakallı adamlar IŞİD'çi diye öldürdüler. Ama tersi de oldu. İşte intikam için sokağa çıkan kimi Hizbullahçılar Şeyh Said timleri kurarak sokaklardaki HDP'lilere ya da PKK'lı düşünceleri atış ettiler. Onlar da öldü. Ölenlerin yarısına yakın HDP'li zaten. Yani bu şu demek. Sokağa çıktınız yarısını da kendinizden vurdunuz demek. Bu olmaz yani, mantığa aykırı. Bak, peki ne oldu? O günlerde Kobani'ye yardımı kapatan hükümet ne yaptı biliyor musunuz? 28 Ekim 2014'te Kuzey Irak'tan gelen peşmergelerin 29 Ekim günü hatta Urfa üzerinden işte Suriye'ye girmesine izin verdi. Hatta o günlerde taştık, hatırlar mısınız? Lahmacun parasını kim verdi peşmergelerin diye. Bak şimdi, hükümet Kobani olaylarını bugün gibi değerlendiriyor muydu, değerlendirmiyor muydu? Kronolojik olarak söyleyeyim size. Olaylardan 5 ay sonra 28 Şubat 2015'te ne olmuş? Dolmabahçe toplantısı olmuş. HDP'li heyet Dolmabahçe'de AK Parti ile görüşmüş. Ve 10 maddelik deklarasyon okunmuş. Deklarasyonu Sırrı Süreyya Önder okumuş. Okurken orada şey de var. Efkan Ala da var. Ve o 10 maddelik deklarasyonda Öcalan'ın PKK'yı silah bırakma için çağrıya davet ettiği söylüyor. Ve Başbakan Ahmet Davutoğlu çözüm süreci yeni bir aşamaya girdi, silah bırakılacak dedi o gün. 1 Mart'ta bu kez PKK'lılar açıklama yaptılar. Öcalan'ı silah bırakma çağrısı tarihi bir çağrı dediler. Bu arada Erdoğan 11 Mart'ta Öcalan'ı silah bırakma çağrısı önemlidir dedi. Bak adım adım gidiyor. 20 Mart'ta bu arada 18 Mart'ta Yalçın Akdoğan özür dilerim. O 21 Mart'ta Öcalan'ın mesajı Diyarbakır Nevruz'unda Türkçe ve Kürtçe okunuyor. Bütün iktidar medyası canlı veriyor. Herkes bu durumdan memnun, hava olumlu. Fakat bir gün sonra Erdoğan Dolmabahçe mutabakatını doğru bulmuyorum diyor. Çözüm süreci askıya alınıyor. Bu demek değil ki çözüm süreci bitti. Hayır. 7 Haziran'dan sonra PKK'nın gidip Şanlıurfa Suruç'ta evinde uyuyan iki polisimizi şehit etmesiyle kanlı dönem başlıyor kardeşim. Daha sonra da zaten biliyorsunuz Ceylanpınar'da iki polis şehit edildi. Suruç'ta sosyalist Kobani'ye giden sosyalist gençlere canlı bomba gönderildi. Bu arada ortada bir görüntü var. İzmir Ceza İnfaz Kurumu'nu görüyorsunuz. Neden görüyorsunuz? Birazdan Çetin Doğan tahliye edilecek. Dolayısıyla işlemler devam ederken o tahliyeyi de sizlere canlı göstereceğiz. Görüntüleri şimdi, vereceğiz. İzmir Ceza İnfaz Kurumu şimdi, burası. Çetin Doğan'ın tahliyesi bekleniyor. O yüzden görüntü ekranda. Buyur İsmail. Şimdi hükümet Kobani olaylarını 2016'ya kadar bugün değerlendirdiği gibi değerlendirmiyordu. Eğer 7 Haziran'da çözüm süreci bitmeseydi, eğer 7 Haziran'da AK Parti tek başına iktidar olmayı sürdürseydi kanaatim o ki bu davada açılmazdı. Ve maalesef 2016'dan hendek süreci ve 2016'dan sonra iklim değişti. Bu kez çözüm sürecinin muhatapları işte teröriste dönüştürüldü olarak nitelenmeye başlandı ve şimdi Kobani davasında sanıklar karşımıza çıktılar. Bu insanların HDP MYK'sının ne kadarı karar sürecinde var ne kadar yok bilmiyoruz. Hepsi HDP MYK üyesi olduğunca ceza aldılar. Bu insan Altan Tan ve şey hariç tabii. Ayhan Bilgen hariç. Şimdi bu insanların bu karar böyle bence sorumsuz olduğunu düşündüğüm bu karara imza atması başka bir şey. Ya bir cinayeti azmettirdiği iddiası başka bir şey. Bu insanlar bir cinayeti azmettirmiş değiller. Bu niyetle hareket etmediler. Doğru değil bu.
Selahattin Demirtaş ne suç işlemiş ki 48 yıl veriyorsunuz ya? Ya şu eylemlerde, şu saldırılarda herhangi bir kişinin ölümüne yol açan bir insana, fiilen öldüren kişiye bile 48 yıl vermediniz ya. Yani bu Ahmet Türk. Yani her iki yılda bir, her üç yılda bir Ahmet Türk'ü içeri atmak, tutup ona 10 yıl vermek. Ahmet Türk cezaevine mi girecek şimdi? Ne olacak? Bilmiyorum ama 10 yıl vermişler. 10 yılın bir kısmını yattı. Ahmet Türk tabii bu terör nitelikli suç. 4'te 3 infazı var. Ahmet Türk bu durumda gene yatar yani. Öyle görünüyor. Yani Selahattin Demirtaş hiç dışarı çıkamayacak mı? Ahmet Türk'ün yatması neyi çözecek? Bu iktidar, ilk iktidar iş başına geldiğinde Türkiye onu hangi fotoğrafla hatırlıyor? Ahmet Türk'ün efendim Leyla Zana'nın cezaevinden çıkışıyla hatırlıyor. İktidar 22. yılının 23. yılının sonunda Ahmet Türk'ü bir daha mı içeri atacak? Zaten arada attılar bir iki defa. Bu arada şimdi Ahmet Türk'ün sağlık durumu da bence cezaevinde yatmaya müsait değil bildiğim kadarıyla. Ahmet Türk'ü sağlık nedeniyle bırakıldı zaten. Ahmet Türk'ün görüşlerini beğenmeyebilirsiniz. Size aykırı gelebilir. Yaptığı siyasi çizgiyle zaten barışık olmayabilirsiniz. Fakat insaf yani Ahmet Türk terör örgütü üyesidir diyebilir misiniz? Ahmet Türk kalktı teröristleri azmettirdi diyebilir misiniz yani? Bu her bütün Kürt meselesinde tutum almış bütün insanları aynı kaba aynı kaba koyup onun da adını PKK diye nitelersiniz. Bu sorunu çözemezsiniz yani. Böyle bir sorununuz var. Bu sorunun olduğunu ben iddia ederim ki belki benden çok Erdoğan söyledi yani bunu. Bu nedenle, zaten hukuk o yüzden var. Bütün bu bak bu karar bu bir siyasi yaklamadır. Çıkan karar da siyasidir. Verilen cezaların ağırlığı da siyasi pozisyonlara, bugünkü siyasi pozisyonlara göre verilmiştir. Bak bu cezalar Ayhan Bilgen niye beraat ediyor kardeşim? Niye beraat ediyor? Ben Ayhan Bilgen'e itham etmiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ama şunu biliyorum. Ayhan Bilgen HDP'deyken, bak vurguluyorum HDP'deyken Selahattin Demirtaş karşısında rakip olması tartışılıyordu. O günlerde Öcalan'ın arzusu budur deniyordu ya. Kandil'in arzusu budur deniyordu. Dün gibi hatırlıyorum. Ayhan Bilgen Selahattin Demirtaş karşısında İmralı'nın tercih edeceği aday diye anlatılıyordu. Şimdi o beraat ediyor. Selahattin Demirtaş Kandil'in adamı diye ceza alıyor. Nasıl oluyor bu? Bugünkü siyasi pozisyona göre böyle oluyor. Bugünkü siyasete göre böyle oluyor. Selahattin Demirtaş bir daha hiç dışarı çıkamayacak mı cezaevinden? Öyle mi bir tablo ortaya çıktı Selahattin şimdi? Selahattin Demirtaş çıkardı. Selahattin Demirtaş 31 Mart'tan önce ben İstanbul'dayım deseydi ve aday olsaydı çıkardı zaten. Selahattin Demirtaş 31 Mart'tan önce tweet atsaydı, ey Kürtler siz bu İstanbul seçiminde kendi adayınıza verin başka kimseye vermeyin deseydi ya bu ceza çıkar mıydı ya? Siz biliyorsunuz İstanbul AK Parti almış olsaydı Selahattin Demirtaş bu cezayı yer miydi? Yemezdi ya. Herkes biliyor bunu. Dolayısıyla bu siyasi bir karar. Siyasi bir ceza. Tıpkı 28 Şubat'ta olduğu gibi. Tıpkı Gezi Parkı'nda olduğu gibi. Tıpkı işte verilen cezada olduğu gibi. Ben burada tabii bazı Ahmet Türk, Selahattin Demirtaş, Leyla Zana'nın seçim öncesi iyimserliğini de anlayamıyorum. Onlar ısrarla Kürt meselesi çözülürse Erdoğan çözer. Tek muhatap o. Çözüm süreci hatta gelecek Leyla vesaire Zana'nın değil mi? Çünkü hani hatırımda kulağımda en kullanılıyor o abartılı övgüler. Ne oldu şimdi? Buyurun çözün hadi. Buyurun çözün. Yarın da bu dava bak 28 Şubat davası siyasi miadını doldurmuştu. 4-5 tane emekli paşayı canlı içeri attılar. Bugünkü siyasi ihtiyaçlara göre tahliye ettiler. Yani o davanın dünkü siyasi ihtiyacı bitmişti. Dünkü siyasi ihtiyaç kin ve intikamdı. O görüldü. Şimdi ise CHP ile bir müzakere zemini var. Kobani davasındaki tepkiyi yumuşatmak gerekiyor. Bugünkü başka bir siyasi amaçla da tahliye geldi. Tahliye edilmeleri iyidir. Bundan bağımsız bir şey söylüyorum. Yarın da bu insanlar başka bir siyasi amaç için tahliye edilecekler. Bu da olacak. Bunu da göreceğiz. Yarın da iktidar olur da MHP ile ilişkileri çatlarsa bir toplumsal tabana ihtiyaç duyacak. Toplumsal desteğe ihtiyaç duyacak. O zaman diyecek ki vay arkadaş diyecekler. Tıpkı bugün Gezi davasındaki yol arayışı gibi. Vay arkadaş diyecekler. Bir grup yargıdaki güç odağı, güç zehirlenmesi yaşamış güç odağı bizi aldattı. Ahmet Türk gibi adama şu kadar ceza verdi diyecekler. Bu da bir başka siyasi açılımın konusu olacak. O gün de korkarım ki Leyla Zana kalkıp
bu işi çözerse Erdoğan çözer diyecektim.